Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli arkadaşlar, belagat dersimizde, yani ayet ve hadis örnekleriyle belagat dersimizde, geçen dersimizde fesahatın ilk bölümünü öğrenmiştik. Fesahat neydi? Sözü teşkil eden kelimelerin, yani cümleyi oluşturan, anlamlı bir cümleyi oluşturan kelimelerin. Şimdi niçin anlamlı cümle diyorum? Çünkü belagat anlamlı cümlelerle, fesahat anlamlı cümlelerle meydana gelir. Anlamsız, bozuk, devrik cümlelerin fesahat ve belagatlı işi yok. Sözü teşkil eden kelimelerin, yani kelam. Kelam ne demek? Anlamlı cümle. Yani bize duyduğumuz zaman bir fayda sağlayan, duyduğumuzda o veya konuştuğumuzda bir faydası olan söz, kelamın teşkil edildiği o kelimelerin her birinde lafız, bir, lafzına bakacağız. İki, mana, manaya bakacağız. Üç, bir de ahenk de önemli dedik. Yani lafız iyi, mana da iyi ama ahenk bozuksa yine fesat olmaz. Dolayısıyla sözü teşkil eden kelimelerin her birinde lafız, mana ve ahenk bakımından kusur bulunmamasına biz fesahat diyoruz. Fesahat iki yerde bulunur. Bir, fesahatül kelimeti, kelimenin fesahatı ki geçen derste okuduk. İki, fesahatül kelami, sözün, anlamlı cümlenin fesahatı. Fesahatül kelimeti, kelimenin fesahatı, bir kelimenin fasih olması için tenafül huruf, muhalefetül kıyas ve garabet kusurlarından arınmış olması gerekiyor. Peki nedir tenafül huruf? Tenafül huruf bir kelimede dinleyicinin kulağını tırmalıyor böyle, hoş gelmeyen, telaffuzunu güçleştiren bazı harflerin bulunmasıdır. Mesela İmrul Kays'ın Gadairuhu müsteşziratun ilal ula sözündeki bu şiirinin bir kısmındaki müsteşziratun ne demekti? Müsteşziratun, yani toplanmış, bağlanmış, ilal ula yukarıya doğru. O müsteşziratun kelimesinin kendisinde ne var dedik? Kulağa hoş gelmeyen, kulağa tırmalayan, telaffuzunu güçleştiren bir durum olduğu için, tenafül huruf kendisinde olduğu için fasih değildir diyoruz. Aynı şekilde bir de muhalefetül kıyastan soyulmuş, soyutlanmış, arınmış olacak dedik. Ne demektir muhalefetül kıyas? Sarf kurallarını, hani biz emsile bina, maksut ve diğer sarf kitaplarında öğrendiğimiz kurallarımız var. İşte mazinin, muzarinin, emrin yapılışı vesaire. Bu kurallara uygun olacak. Mesela yine mütenebbinin فِنَّاسِ بُوْقَاتٌ لَهَا وَطُبُولٌ. Burada bukat kelimesi, evet, normalde kural gereği bukat kelimesinin ebuvak gelmesi gerekiyor. Normalde Araplar cemisini o şekilde kullanıyor. Fakat şiirde mütenebbi bukat demiş ve dolayısıyla kıyasa muhalif, yani kurala uygun olmayan bir durumda getirmiş bukat kelimesini. Burada muhalefetül kıyas olduğu için bu söz, bu kelam fasih değildir diyoruz. Yine garabetten arınmış olması gerekiyor dedik. Kelimenin ne demek garabet? Yani çok nadir kullanılıyor ve yok denecek kadar az, anlamı da sözlüklerde çok nadir bulunan kelimeler. Teke tüm kelimesi demiştik değil mi? Malekum teke tüm aleyye keteke küikum ala zi cinnetin ifran kıyavu anni. Defalarca okumama rağmen yine de zorlanıyor insan. İşte bu teke tüm, bir de ifran kıyavu, bu iki kelime ki teke tüm fiili mazi. Fiil-i mazi, cemi müzekker, muhatap. Yani siz toplandınız. İfran kıyavu, gördüğünüz gibi emir.
Yani ifran ka'a emri ifran ki'u şeklinde geliyor. Burada gerek fiili mazdeki tekeke tümdeki bu kelimemiz ve ifran ki'u'daki emir olarak telakki ettiğimiz, gördüğümüz bu fiillerimiz ve ayrıca yine burada mastar olarak getirilen keteke küikum derken teke ke'e çekimini yaparsak zor ama yapmaya çalışalım. Teke ke'e yeteke ke'u teke ku'en şeklinde geliyor. Emri teke ke. Bakın ne kadar zor değil mi? İfran ke'u da burada çok az kullanılıyor. Aslında ikisi de çok az kullanılıyor. Dolayısıyla anlamlarında buradaki açıklamasının da gördüğünüz gibi teke ke'e toplandı. İfran ka'a dersek uzaklaştı. Emri ifran ke'u uzaklaşın. Burada iki kelime de normalde çok kullanılan kelimelerden değil. İki fiilimizde az kullanılan kelimelerden, sözlükte nadir bulunan kelimelerden olduğundan dolayı zaten telaffuz da zor. Dolayısıyla burada Ömer es-Sekafi'nin "Malekum tekeketum aleyye keteke küikum ala zi cinnetin ifrankiu anni" diye bu sözündeki kelimelerin üç tanesinde arkadaşlar kullanımı az olan, çok nadir olan kelimeler olduğu için bu cümlede, yani bu kelamda ne değil dedik? Tabii ki fasih değil demiştik. Bu geçen dersimizin bir özeti. Benim derslerimdeki uyguladığım metotlardan birisi, dersimin başında bir önceki dersin özetini anlatmak. Bu da sizin için de güzel olacak. Dolayısıyla faydalı olacağını düşündüğüm için yine her dersimizin başında bir önceki dersin özeti mahiyetinde hulasası olarak 5 dakikada olsa ben bir önceki dersin özetini size anlatmaya çalışacağım. Evet, şimdi geldik. Ne demiştik? Fesahat. Fesahat iki yerde olur. Bir kelimede olur dedik. Zaten cümleyi oluşturan kelimelerdir. Şimdi bir de cümlede olur. Yani kelamda. Kelamdan kastı neydi? Faydalı cümle. Yani bize duyduğumuz zaman veya konuştuğumuz zaman fayda sağlayacak, bir anlam ifade eden, eksik olmayan cümle. Şimdi bir sözün, bir cümlenin fasih olması için aşağıdaki belirtilen, anlatılan kusurlardan arınmış olması gerekir. Birincisi tenafurul kelimat. Şimdi yukarıda neydi? Tenafurul huruftu. Yani kelimenin kendisindeki o harflerin telaffuzundaki zorluk. Burada kelimenin kendisi değil, cümlenin tamamında. Yani cümleyi okurken bir zorlanma söz konusu olacak. Bunu göreceğiz. İki, daf-ı te'lif. Daf-ı te'lif de arkadaşlar biraz sonra göreceğimiz gibi nahiv kuralları, ki buna sentaks diyoruz. Nahiv kurallarına, yani cümlenin kurallarına ne olacak? Uygunluk sağlaması lazım. Eğer sağlamazsa biz buna daf-ı te'lif diyoruz. Üçüncüsü takit. Takit ne demek? Düğüm. Yani buradaki düğümden kastı yine biraz sonra göreceğiz. Sözün kastedilen manayı ifade etmekten uzak olması, bu iki türlü yerinde anlatacağız. Ve dördüncü, ketretü tekrar. Çok tekrardan da evet arınmış olması lazım cümlemizin. Ve son olarak tetabu'ul izafat, izafetin ard arda gelmesinden de arınmış olması gerekiyor. Çünkü hem anlam bakımından hem de konuşurken zorlanma söz konusu olduğu için. Peki, bir sözün fasih olması için tenafurul kelimat, dafut te'lif, teft te'lif, takit, kithirtu tekrar ve tetabul izafetten arınmış olması gerekir. Kelamın, sözün fasih olabilmesi için. Peki nedir tenafül huruf? Evet. Tenafurul kelimat nedir? Tenafurul hurufu gördük. Tenafurul kelimatta kelimeler fasih olmakla birlikte, yani yukarıdaki kurala uygun,
neydi bizim kelimemizin fasih olmasının kuralı arkadaşlar? Üç şeyden uzak olacaktı. Tenafülül huruf, muhalefetül kıyas, garabet. Şimdi bu üç şeyden arınmış vaziyette kelimelerimiz, evet. Fakat kelimeler fasih olmakla birlikte kelimelerin yan yana gelmesiyle sözün dile ağır gelmesi ve telaffuzun zorlaşmasıdır. Bizim tenafurul kelimat demiş olduğumuz şey. Hocam nasıl oluyor bu? Hani bizim tekerlemeler gibi düşünün. Burada da şairin وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ harbin kabru derken gördüğünüz gibi bir zorlanma söz konusu. Normalde leyse, kurb, kabir, harp bu kelimelerin kendisinde herhangi bir fasih olmadığını gerektiren, yani fasihliğini bozan bir durum söz konusu değil. Fakat yan yana geldiklerinde telaffuz zorlaşıyor, dile ağır geliyor. وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ harbin kabru. Yani harp, harp burada isim. Harbin mezarının yanında hiçbir mezar yok. Öyleyse değildir, yoktur yani. Ne yoktur? Kabrun bir kabir. İsmi kabrundur. Kurbe kabre harbin. Bakın, harbin kabrinin yanında hiçbir kabir, hiçbir mezar yoktur. Harbin mezarının yanında hiçbir mezar yoktur. Bu mısrada olduğu gibi. Şimdi mısrada geçen kurp, kabir, harp, bu kelimeleri teker teker baktığımız, incelediğimiz zaman fasih olduğunu görüyoruz. Çünkü tenafülü huruftan uzak. Değil mi? Muhalefetül kıyastan uzak arınmış. Garabetten arınmış. Dolayısıyla kelimeler teker teker fasih olmakla birlikte hepsi yan yana gelince telaffuzu güçleştiren bir durum söz konusu olduğundan burada evet tenafülü kelimat kelimelerin yan yana gelmesindeki ağır gelme, telaffuz zorlaşma söz konusudur diyoruz. Peki ikincisi da'fu te'liften arınmış olacaktı. Ne demek da'fu te'lif? Cümlenin nahi kurallarına, yani dil bilgisi kurallarına uygun olmaması. Evet, Süheyl bin Sa'd'ın şu sözünde olduğu gibi. Ceza benu ebel gaylani an kiberin ve husnu fi'lin kema yunza sinimmar. Şimdi burada Sa'd'ın sözünde ceza benuhu, bakın benuhu fail hu olarak geliyor. Hu benuhu, yani fail onun oğulları demek. Onun oğulları ne yapmış? Ceza kesmişler. Kime? Ceza, mükafat. Ebel gaylan. Biliyorsun ceza Türkçe'de belki farklı bir manada olsa Arapça'da mükafat, karşılık manasında. Burada normalde ibarenin şöyle olması gerekiyor. Ceza ebel gaylani. Ebel gaylana mükafat, karşılık verdi. Kim? Benuhu, onun oğulları. Çünkü zamir, zamirin raci diyoruz. Zamirin döndüğü yer hiçbir zaman ileri olmaz. Nerede olması lazım? Geçmişte olması gerekiyor. Dolayısıyla burada kurala, nahi kurallarına aykırı bir durum söz konusu. Değil mi? Nahi kurallarına aykırı bir durum söz konusu olduğu için biz bu cümlede, yani bu şiirde evet, da'fu te'lif olduğunu, Süheyl bin Sa'd'ın bu şiirinin fasih olmadığını bildiriyoruz. Manasını verecek olursak, Ebu Gayla'nın oğulları yaşlılık ve yaptığı iyilik sebebiyle kendisini Sinimar'ın cezalandırıldığı gibi cezalandırdılar. Tabi Sinimar denilen kişiye mükafat verildiği gibi, karşılık verildiği gibi, ceza verildiği gibi ne yapılmış? Ona da verilmiş. Açıklamasını okursak, bu şiirde geçen benuhu, bakın benuhu kelimesinde bulunan zamir, hü zamiri
kendisinden sonra gelen, normalde zamir kendinden önce gelene ne yapar? Döner. Ama kendisinden sonra gelen ve meful konumunda olan ebel gaylani, ebel gaylani, yani buradaki gaylanın babasına diye bu kelimeye gitmektedir ki bu durum nahiv kuralları bakımından uygun değildir. Tamam. Evet. İsterseniz bir daha mana verelim. Ceza, ceza verdi. Kim? Mükafatlandırdı de diyebiliriz. Karşılık olarak verdi diyebiliriz. Benuhu, Ebu Gaylan'ın oğulları. Kime? Ebel Gaylan'ı, Ebe Gaylan, Ebu Gaylan'a. Neden dolayı? Ankiber'in yaşlılığından ve husnü fiilin ve güzel yaptığı işten dolayı ona mükafat verdi. Kema, nasıl ki yücza mükafatlandırıldığı gibi sinimmaru, sinimmar denilen zat. Sinimmar denilen kişi, sinimmar mükafatlandırıldığı gibi Ebu Gaylan da, Ebu Gaylan'a da yaşlılığı ve yaptığı güzel işten dolayı oğulları ne yaptı? Mükafat verdi diyoruz. Şiire böyle mana vermemiz daha uygun. Buradaki evet kural zamirin, raci'nin döndüğü yer kendinden öncesi, önce geçen kelime olması gereken burada ne yapmış? Kendinden sonra kelimeye gelmiş ve ne var diyoruz burada? Dafut teklif, kural dışı bir durum söz konusu olduğu için bu cümle, bu kelam, bu söz, bu şiir evet fasih değildir. Yine sözümüz, cümlemiz takitten de arınmış olacak. Takit nedir? Sözün kastedilen manayı ifade etmek durumundayken. Bunu anlayamıyoruz. Uzak yani. Yani anlamak için bayağı bir çaba sarf etmen gerekiyor. Bu da iki türlü oluyor. Birincisi et-takidü lafziyyu, lafzi düğüm, yani lafızdan biraz sonra anlayacağız. Cümlede önce gelmesi gereken kelimenin işte sonra gelmesi gibi durumlarda lafızdaki o karışıklık. Bir de et-takidü manevi, bu da manadaki karışıklık. Et-takidü lafziyyu, lafızdaki karışıklık, düğüm, cümlede önce gelmesi gereken kelimenin sonra veya sonra gelmesi gereken kelimenin önce veya yan yana gelmesi gereken kelimelerin başka bir kelimeyle aralarının açılması, mesela sıfatla, mevsuf, değil mi? Muzaf, muzafile vesaire. Bu gibi sebeplerle sözün zor anlaşılması, kolayca anlaşılmaması. Şimdi bakın şu şiir göreceğiz nasıl bir karışıklığa sebebiyet veriyor. Ve ma misluhu fin nasi, insanların arasında onun gibi yokmuş. İlla mümelleken, ancak malik olan Ebu Ümmihi, onun annesinin babası Hayyun yaşıyormuş. Ebu onun babası yukaribuhu, ona yakın oluyor. Şimdi cümleye baktığım vakit karma karışık. Peki bu cümlenin nasıl olması gerekiyor? Bu şekilde olması gerekiyor. Ve mâ mithlû finnâse hayyun. Onun gibi insan arasında yaşayan kimse yok. Yukâribuhu, ona yakın olan. Ona yakın olan, onun gibi insanların arasında başka birisi yok. İlla ancak mümelleken, ki burada mümellekten kasıt isimdir. Ancak mümellek, bunu isim olarak kabul edersek, normalde mümelleken, mümellekten başka insanların arasında, değil mi, bir yaşayan herhangi bir canlı yok. Ki o mümellekin Ebu Ümmi, gerçi şöyle, Ebu Ümmihi, onun annesinin babası, Ebuhu onun babasıdır. Cümle toparlarsak, İnsanlar arasında mümellekten başka ona denk gelen benzeri bir canlı yoktur. Onun annesinin babası ise onun babasıdır. Şimdi cümleyi gördünüz mü? Normalde hayyun burada olması lazım ki biz manayı anlayalım.
Dolayısıyla hayyun illadan sonra gelmesi sebebiyle burada bir takit söz konusu. Nasıl bir takit? Lafsi bir takit. Çünkü lafzın yeri değiştirilerek mananın anlaşılması zorlaştırılmış. Tamam. Yani kısacası biz mübteda, haber, fiil, fail, muzaf ile bunları yerli yerinde kullanmazsak, kurallara uygun kullanmazsak o zaman lafzı bir düğüm söz konusu olur. Peki bir de el-takidun maneviyyü, manevi düğüm. Manevi kapalılık, manevi evet bir kusur. Söz dizimi açısından bir kusur bulunmuyor. Şimdi yukarıda neydi? Söz diziminde bir kusur vardı. Takidü lafzide söz diziminde kusur var. Burada söz dizimi açısından bir kusur bulunmamakla beraber maksadın açıkça anlaşılmasına engel bir durum var. Bu mecaz, kinaye ve diğer sanatların kullanmasıyla ama tabii ki yanlış kullanılması meydana geliyor. Normalde herkesin kullandığı şekilde değil. Yani biraz daha böyle farklı şekilde kendi anlayabileceği zor tarzda kullanıyor. Mesela neşere neşretti yaydı. El meliku melik. Kral. El sinetehu dillerini. Fil medineti şehirde. Yani kral emir de diyebiliriz. Emir. Kral bugünkü tabirle başkan ne yaptı? Evet, ajanlarını şehre gönderdi. Şehre yaydı. Şimdi burada elsinete diller demek ya. Yani bu diller kelimesini nasıl anlayacağız? Ha, burada diyoruz ki anlaşılması zor olduğu için. Çünkü Araplar casus için dil demiyor. Araplar casus için ayn diyor, göz diyor, göz. Biz yerin kulağı var diyoruz ya. Onlar da göz diyor. Şimdi burada sözün doğrusu şöyle olması lazım. Neşerel meliku emir, başkan yaydı. Neyi? Uyunehu. Bakın uyunehu kelimesi. Herkesece kullanılan, bilinen uyundur. Casuslar demektir. Fil medineti şehre yaydı. Dolayısıyla herkese bilinen uyun yerine elsini kullandığı için burada manada bir düğüm var diyoruz. Ve bu kelime, bu cümle, evet, bu cümlemiz neşerel meliku elsinetehu fil medineti cümlemiz fasih olmamak durumdadır, fasih değildir. Kendisine takidi manevi vardır diyoruz. Bir de ayrıca kesretü tekrar, çok tekrardan da kelime veya harflerin ahenge zarar verebilecek. Şimdi bir cümlemiz var. Bu cümledeki kelimeler veya harfler manaya ne yapıyor? Zarar getirecek şekilde çokça tekrar edildiğinde bu durumda kesretü tekrar meydana gelmektedir. Ve kesretü tekrar cümlenin fasih olmasına zarar verir. Mesela لَوْ كُنْتَ كُنْتَ كَتَمْتَ السِّرَّ كُنْتَ كَمَا كُنَّا وَكُنْتَ وَلَاكِنْ ذَاكَ لَمْ يَكُنْ. Hani bazen böyle soru sorarlar. Orada 3-4 tane inne yazar. İnne, inne, inne gibi. Değil mi? Yani elif-i maddesi diyeyim, inne demeyeyim de. Aslında o in, in, enne diye böyle 4-5 tane yan yana konulur. Bu normalde böyle tekrar çok fazla ahengi bozacak şekilde yapılan tekrar kelamın, sözün, cümlenin evet fasih olmasına zarar verir. Manasını verecek olursak lev kunte eğer olsaydın künte ketemte yani eğer sırrı gizlemiş olsaydın esirra sırrı eğer sen sırrı gizlemiş olsaydın sen künte olurdun kema kunna bizim gibi bizim olduğumuz gibi olurdun ve künte olurdun bizim gibi. Velakin ancak zekelem yekün ancak bu yani
senin olduğun gibi ol. Fakat bu olmadı. Bir daha bana verelim. Lev kunte kunte ketemte sırra. Eğer sen sırrı gizlemiş olsaydın, sen gizlemiş olsaydın. Kunte kema kunna. Bizim gibi olurdun. Ve kunte sen oldun. Ve lakin zâke lem yekun. Evet. Senin olduğun gibi olurdun. Ama bu olmadı. Yani burada yani mana bile anlaşılmıyor ne dediği. Ben burada toplu mana verecek olursak, eğer sen sırrı gizlemiş olsaydın, sen de bizim gibi, bizim olduğumuz ve senin olduğun gibi olurdun. Burada senin olduğun gibi ne demek? Yani burada sanki manada bir kopukluk da var. Anlaşılmıyor yani. Dolayısıyla bu kadar tekrar, aşırı bir tekrar ahenge de zarar veriyor, manada da zarar veriyor gördüğümüz gibi. Yine Beyt el-Mütenebbi'nin, bu da yine böyle bulmaca gibi bir evet şiirin kısmı. Sebu'un leha minha aleyha şevahidu. Allah Allah. Sebu'un, çeviktir. Attan bahsediyor. Leha onun, ona ait. Minha ondan, onun üzerine şevahidu şahitler vardır. Yani öyle çevik ki, şunu demek istiyor. Gerçekten kesinlikle o çevik, bunu herkes biliyor. Onun için onda deliller var, şahitler var. Yani demeye çalışıyor. Evet, burada Mütenebbi'nin bu beyti de çok tekrar olduğu için bazılarına göre evet bu fasih değildir. Peki son olarak tetabül izafat, yani izafet terkiplerinin nedir? Ard arda gelmesi. İzafet biliyorsunuz sıfat tamlaması var, bir de isim tamlaması var. İsim tamlaması muzafileyden oluşuyor. Şimdi burada izafet terkiplerinin ahenge zarar getirecek şekilde çok tekrar etmesindeki İbn-i Babek'in Hamamete cer'a havmetil cendeli isce'i Hamamete muzaf, cer'a muzafileyi. Aynı zamanda muzaf, havmeti muzafileyi. Havmeti muzaf, el cendeli muzafileyi. Görüyor musunuz? Bir, iki, üç tane izafet iç içe. Biz buna ne diyoruz Türkçe'de? Zincirleme isim tamlaması. Yani zincirleme isim tamlaması çok kabul edilen bir durum değil Arapçada. Ne demek bu? Hamamete, güvercin demek. Cer'a kumsalının havmetil cendeli. Havmetül Cennet denilen mekan. Havmetül Cendel'in kumsalının güvercini. İsca'i öt ne duruyorsun? Diyor. Burada evet İbn-i Babek'in bu şiirinde ahenge zarar getirecek bir izafet söz konusu olduğu için evet bu şiirin bu mısrası ne değil diyoruz? Bu mısrada yukarıdaki mısralarda olduğu gibi fasih değildir. Çünkü burada tetabül izafet söz konusudur diyoruz. Evet, toparlayacak olursak bir kelamın, bir sözün fasih olabilmesi için tenafurul kelimat, zafut te'lif, ta'kit, ketetü tekrar ve tetabül izafetten arınmış olması gerekir. Tenafurul huruf, evet, kelimelerin ard arda geldiği vakitte telaffuzun zorlaşması, öyleyse kurbe kabri harbin kabrun mısrasında olduğu gibi, dafu te'lif, nahi kurallarına uygun olmamak, cera benuhu ebel gaylani, ki bunun aslı cera ebel gaylani benuhu olması lazım, zamir kendisinden sonrasına döndüğü için ki bu kural uygun değildir, dafu te'lif olmuştur. Takitti ki bu da lafızda ve manadaki evet kastedilen manayı anlamaktaki zorluktur. Lafızdakinin örneğini ma mitluhu finnaz illa mümelleken ebu ümmihi hayyun ebu yukaribu sözündeki hayyunun çok uzaklarda, yani buradaki hayyun ki burada haber konumunda, bu haber konumundaki hayyunun illa'dan sonra getirilmesi sözün anlaşılmasını engelliyor.
şiirin bu beytindeki mısraların arasında normalde bu mısrada müptela, öbür mısrada da haber gelmiş. Mana anlaşılmıyor. Bir de manevi takdir olarak Elsine gibi bu mısrada, bu sözdeki Elsine'nin casus olarak kullanılması, ki normalde casus olarak ne kullanıyorduk biz? Casus oyun kelimesi. Aynı yani. Aynı casus oyunda normalde göz demek. Oyunda gözler, casuslar anlamında. Ve kesit tekrar neydi? Kelime veya harflerin ahengi bozacak şekilde çokça tekrar edilmesi. İşte levkün tekün teketem tesirra kün tekema künned. Buradaki evet şairin bu beytinde olduğu gibi yine mütebbin mütenebbininde sabuhun leha minha aleyha şevahidu mısrasında olduğu gibi. Ve son olarak da tetabiul izafat, yani izafet terkiminin ahengi, cümlenin ahengini bozacak şekilde çokça tekrar edilmesi, Türkçedeki zincirleme isim tamlamasının gelmesi. Evet. Bu beş şeyden arınması gerekiyor sözün fasih olabilmesi için. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde inşallah belagat nedir ve belagatın tanımı, belagatın kısımları nelerdir? Bunları inşallah beraberce öğreneceğiz. Bu dersimizde Mısır'dan yapmak nasip oldu. Mısır, Kahire, Mukattam bölgesinde bu dersi yapmak nasip oldu. Rabbim derslerimizi hepiniz için en güzel şekilde, hem bizim için hem sizin için müstefit, yani istifadeli eylesin. Ben dersimi sonlandırırken hepinize muvaffakiyetler diliyor, başarılar temenni ediyor ve hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.